Maalesef dün hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş tarihin kara sayfalarına geçecek bir açıklama yaptı. Hükümet sözcüsü şunu söyledi. Suikastler, canlı bombalar devam edebilir, referandumdan evet çıktıktan sonra terörün sesi kısılır dedi. Bu cümle kendi başına hem bir itiraf hem de bir tehdittir. İtiraftır çünkü bir hükümetin sözcüsü bu açıklamayla terör örgütlerine hükümetin göz yumduğunu, bu sebeple insanlarımızın, canlarımızın öldüğünü, katledildiğini, hatta Türkiye'nin bu göz yumma nedeniyle bir terör kaosu yaşadığını açıkça söylemiştir. Bu cümle kendi başına bir tehdittir. Çünkü eğer evet derseniz, başkanlık rejimini, tek adam rejimini getirirseniz terör bitecek ama hayır derseniz terör sürecek demektir. Bu AKP'nin ne ilk itirafı ne de ilk tehdidi maalesef. AKP'nin vatandaşı terörle tehdit etmek gibi bir alışkanlığı var. Hatırlarsınız 7 Haziran seçimlerinin hemen ertesiydi. İktidarı kaybediyor olmanın telaşıyla bugünün saray danışmanı olan Burhan Kuzu çıktı ve şunu söyledi. Millet kaosu seçti dedi. Hemen ardından 1 Kasım süreci başladı. O süreçte Erdoğan çıktı, 400'ü verin, bu iş huzur içinde çözülsün dedi. Ve ne hikmetse o süreçte Türkiye kaosa sürüklendi, terör saldırılarıyla canlarımızı verdik, darmadağın olduk. Biz o dönemde de ülkenin derdine düşmüşken o günün başbakanı Ahmet Davutoğlu çıktı, bombalar patladı, oyumuz arttı diyebildi. Yani 1 Kasım'a giderken AKP tek başına iktidar olursa terör biter dediler. Vatandaşı terörle tehdit ettiler. Şimdi aynı nakaratı bir kez daha dinliyoruz. Bu da yetmez. Rejimi değiştirirseniz, ülkeyi tek adama teslim ederseniz, milletin egemenliğini saraya teslim ederseniz terör biter diyorlar. İşte biz de soruyoruz. Hepimizin canını yakan terör, sizin için çözülecek bir sorun değil de siyaseten kullanılacak bir araç mıdır? Bu asla geçiştirilebilecek ve hafife alınabilecek bir konu değil. Bir hükümetin en temel görevi vatandaşının can ve mal güvenliğini sağlamaktır. Terörü ortadan kaldırmaktır. Tehdit etmeyin, görevinizi yapın. AKP'nin ilk referandum stratejisinin korku ve tehdit olduğu açıkça görülüyor. Bugünden uyarma ihtiyacı ortaya çıkıyor. Rejim değişikliğine hayır diyenlere, cumhuriyete sahip çıkanlara, milletin egemenliği sarayın egemenliğinden kıymetlidir diyenlere, saraya teslimiyete hayır diyenlere, ister hükümet yandaşları tarafından, İsterse hükümetin cesaretlendirdikleri tarafından gelebilecek hiçbir tehdide biz pabuç bırakmayacağız. Buna demokrasi diyen, cumhuriyet diyen, Türkiye'nin birliği beraberliği diyen, birlikte yaşama kültürü diyen hiç kimse izin vermeyecektir ve izin vermemelidir. Ne yaparsanız yapın, Türkiye'ye tek adam rejimine karşı duranların mücadelesine ve demokrasiye engel olamayacaksınız. Bu ülkede mutlaka demokrasi kazanacak. Er ya da geç. Türkiye diyen, cumhuriyet diyen, bizi fakirleştiren, ayrıştıran, tehdit eden bu düzen değişmeli diyen herkes mutlaka hayır diyecek.